Evet, Hardware Plus ofisinden merhaba, Yağız ben. Şimdi karşımızda Berkin Kurulu Bozdoğan ve... mankeniniz Berkin Evet. Bozdoğan. Bugün yine çeşitli kutularla, masayla ve Evet. kahveyle Çiçekli evet, bardak. bu kupanın benim olduğunu kimse tahmin etmiyor. Hayatımda bazı değişiklikler var. Mesela 70. kere S2'yi tekrar kurup işte telefonuma bağladım. Ne kadar kullanacağımı bilmiyorum kesinlikle. Evet. Dün bu arada bununla sale pişmiştim abi, haberin Bununla var mı? Bu mıydı? arkadaş. İşte bilmeyince işte sonuçta Wi-Fi'nin Gerçekten. Berk'in çalışanların kafasını Ama kesiyor. pastacılar falan yapıldı tamamen, Yapıldıysa hani tamam. O zaman sana özgü. sıkıntı yok. Tamam. Bak, değişik bir ürün geldi mesela. Bundan bir Nedir bahsetmek bu? istiyorum. Logitech'in özellikle televizyonları, televizyon reyonlarında çok sık gördüğünüz bir ürünü var. O da bunun önceki versiyonu. K400'dü sanırım o da. Mert, K400 değil mi önceki modelde? K400'ar. Tamam. Bu da Plus'ı onun. Aslında tasarımda biraz bir şeyler değişmiş ve üzerinde işte televizyonla ilgili bir sticker falan var. Zaten onu da göreceksiniz satış alma noktalarına çıktığı zaman. Şu an piyasamı bilmiyorum. Bir süredir dergi yaptığımız için öyle yani, hani pek bakamadık ama olsun. Güzel bir cihaz. Şimdi bakacağız buna ama esas konumuz bugün Asus'un Zenfone 2 Laser'ının 6 inçliği. 6 inç. 6 inç. Önceki biraz daha ufaktı. Bu 6 inç de çıkacak demişler zaten tanıtım toplantısında. Onun kutusuna bakacağız. Jelatin Kompakt sever falan. bir insan olarak bu Ben cihaz kompakt sever bir cihaz olarak bu cihaz benim için çok büyük. çok büyük. iPad Ellerde küçük. Yani iPad'den biraz küçük zaten bence yani. iPad Hani mini'den evet. bu videoyu şu an hani merak edenler oluyor. V10'la çekiyorsun. V10 kadar bir V10. cihaz bu. Bu arada arkadan ışık da geliyor ama bayağı net çekiyor yani, onu Ya söylemek tabii istedim. V10'un kamerası LG Gerçekten. G4'ün de, ya da G4 neyse, G4. G4 demek çok garip geliyor. S6 diyoruz ama neyse, çaktırmayın. 6 inç gördüğünüz gibi benim elimde gayet iyice büyük görünen bir cihaz. Ama dikkat etti mi bilmiyorum abi. Bu reklamlarda mesela Note 5'i tutan adamı görürsen eğer, orada kesin bir manipülasyon var. Yani Yo, çünkü hayır ufacık canım. kalıyor cihaz. İşte Hakim Olajuwon'a tutturuyorlar onu. Öyle ufacık kalıyor yani. Hani. Kesinlikle ufacık. Ya da şey işte mesela bizim Hidayet Ertürk falan Tabii tutuyor. tabii yani. Hidayet Öztürk. Evet. Hidayet. Hidayet. Hidayet Türkoğlu. Türkoğlu. Vay Evet. arkadaş. Türkler andı beni. Evet. Neyse. Rahmetli teyzemin, büyük teyzemin adı Hidayet Ertürk. Hidayet mi? Hidayet Ertürk. Yanlışlıkla mı koymuş acaba muhtar? Hidayet. Gerçek ismi aynı. Gerçek ismi tabii kadının, şu an yaşasa 90-100 yaşında falan olacağı için Ha. o zaman için normal tabii, büyük Evet. teyzem. Teyzemin teyzesi yani. Evet. Evet, Asus Zenfone 6, yani Zenfone 2'nin 6 inçlik, Zenfone 2 Laser'ın 6 inçlik, Laser. pardon, vay arkadaş. Bir de bunun bir seri numarası var, biliyorsunuz Zenfone incelemelerinde onu yazıyoruz illa arkasına. Çünkü o da içindeki işlemci varyasyonu olunca, gerçi modelde yok bildiğim kadarıyla ama eski Zenfone'larda, Zenfone 2'lerde vesaire o varyasyon var. Çünkü en üst modelde mesela 4 GB RAM var. 4 GB RAM olmayan bir modeli oluyor vesaire. Daha yavaş işlemci olan model oluyor. Bunu videonun bilgi bölümünde görebilirsiniz bunun hangisi olduğunu. Ben şöyle bir açmaya çalışıyorum. Zenfone 2'nin en sevdiğim şeylerden bir tanesi plastiğin düzgün olması. İşte o da böyle işte video çekerken bazı sıkıntılara yol açabiliyor. Evet. Çıkmamak gibi. Yani sizde de bu olacak. Benim de dikkatimi şey çekti. Yani bu çift hatlı cihazlarda rekabet inanılmaz arttı. Evet, çok ilginç. Yani Operatör dışında çünkü her yerde satılıyor bu çift katlı cihazlar. burada NFC mesela var. Şu dinleme cihazı gibi olan şey NFC galiba. Ya lütfen insanlara gaz verme. Yok, bu sadece şey. Bu NFC anten değil. NFC anteni bunlardan bir tanesi ama hangisi bilmiyorum. Bu nedir peki? Bu Bluetooth. tamamen batarya yerine hiç oynamasın diye Ha. yapıştırılan bir şey. Çünkü NFC Çıkmasın diye. bu bildiğin şey ya. Hani yastık aslında, bak üzerine parmağın basınca parmak izi çıkıyor. Abi parmak izin denetleniyor mu şu? Yok, gerçi tam vapur bayağı çıkıyor. Neyse. Evet, bayağı çıkıyor. Anlık olsa çıkıyor. Çift SIM kartlı cihazlarda Asus da girdiğinden beri piyasaya, yani giriş seviyesi, orta seviye vesaire bir sürü bir şey kullanıyor. Ama hep çift SIM kart üzerine oynadı. Hatta bu cihazlar Zenfone 2'lerle beraber iki hatta aynı anda 4G çalışabiliyor gibi bir şeyleri var. Sonuçta O. Asus bu konuda biraz ileri, yani 1000 liraya 1000 küsür liraya telefon sattığı Lenovo'ları için git yani. biraz şey tabii. Bir de çift hoparlör falan koymuşlar. Sonuçta hani 6 inç olunca yerde artıyor tabii. Kutu açılma incelemeye geçtik. Dur, o kadar ayrıntıya gerek yok ya şimdi. Tamam, inceleme yapacağız Evet. söz. Daha vakit var. Kutuyu şöyle bir kurcalamıştık evvelden. Mesela merak ettiğim, yok ne kadar da kullanmadığım, yani Asus kulaklıkları, belki bu telefonu ben kullanır incelerim tahminen. Kulaklıklarını merak ediyorum. Tıkaç kulaklık geliyor yanında. Gördüğüm kadarıyla evet. Tıkaç kulaklığımız var. Böyle minnacık paketlemişler, sonra düzelmiyor falan. Ya bu kulaklık, şunları kullanan var mı? Çok merak ediyorum ya. Bu Şu kulaklığı değiş. mı? Yok şu.
tıpaçları. Çok ilginç. Yakında kanalımızda ve web sitemizde incelemesini göreceksiniz. Sanırım haftaya, yani 1 Şubat haftasında çekeceğim incelemesini. Jabra Sport Pace diye bir tane kulaklık vardı. Normalde Jabra Sport Pace kulağa diye takılan. Evet. Yani Hardware Plus'ın Şubat sayısında göreceksiniz bunu. İncelemesini. Tabii video biraz daha ayrıntılı olacak. O kulaklığı kullanırken orta boylar, normalde bana olur, ben kulaklıkları normal boyutta bir insanım iç olarak. Büyüğünü takma ihtiyacı hissettim. Çünkü yani kulağımdan düşmüyor ama çok açıklık kalıyor ve dışarıdan ses geliyordu. Tam da içeri giren bir tıkaç yöntemi gibi o kulaklık kepçe şeysi garip bir şekilde tasarlanmış. Bir de yani gözlük taktığım için tahmin olmadı. Yani gözlük takmıyorsanız alın öyle şeyleri. Gözlükleri bana da uygun değil yani. Aynen. Sana da pek uygun değil yani. Ki bunlar biraz daha rahat yanları. Neyse onda mesela değiştirmiştim hani soruma cevap vereyim. Onda büyüğünü takmak zorunda hissetmiştim. O da tam içeri girmediği için dışarıdan bastırıyor. Güzel olmuştu. Yani ben şunu mesela az verip daha az ödemek isterim yani hani. Çok. İşte maalesef onlar içinde geliyor. Ama mesela opsiyon değil yani. Mevzu M2 Note vardı. Mesela onun içinde kulaklık yerine bir tane sünger çıkıyor. Üzerinde bir tane kağıt parçası yapıştırılmış. Öyle bir şey yapılmış. O kulaklık yerine koymuş. Bu üründe kulaklık verilmiyor gibi. Yani kulaklığınızı birisi çalmadı. İçinden çıkmıyor zaten. Evet. Neden? Ekonomi yapmak için. Pegasus gibi yani. Ya öyle demeyelim tabii. Berkin abi bu sahnesi çok vardır. Hep yapıyorum onu. Çünkü çok yüksek miyopum, dibini göremiyorum. Evet. Şu an daha ekrana bakamıyorum gözlük varken. Bunlar hep foto optik. İçinden kocaman bir adaptör çıkıyor. Bu 2 amperlik 5 volt. Yani standart 5 volt zaten USB voltajı ama 2 amperlik bir şey çıkıyor. Hızlı şarj. Olmaz. Bayağı hızlı şarj ediyor evet. Şeyden birazcık yavaş sadece. E-mail numaralarımız var. Neyden var. Yavaş? Note 5. Note 5'in şarj adaptörü özel. Bir de bu işte A5'in A7'nin şarj adaptörü onlar özel. Onlar onlar neydi? Onlar 9 volta 1.67 amper. 1.10'da 67 amper. O yüzden onlar şey. Biraz daha hızlı şarj ediyor tabii ki. İşin doğası gereği. Ama sonuçta karşımızda yine plastiğin güzel kullanıldığı işte lazer autofocus kullanan ve hani bu serinin zaten çıkmıştı birçok ürünü inceledik biliyorsunuz. Bunun da 6 inçlik modeli geldi. Bu, yakında incelememiz kanalımızda olacak. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şen ve esen kalın. Görüşürüz.